barbarlar, melunlar ve değersiz insanlar. Bizler bir gökdelenin en tepesinde bulunan varlıklarız. Sizlerse giriş katındaki böceklersiniz. Sizler ki alemin sessizliğinden faydalanıp kendilerinize white race, yani beyaz ırk gibi söylemlerde bulunarak sahte değer yükleyen piçlersiniz. Ten rengi foseptip çukurundaki boktan farkı olmayan Yunan'ı, İspanyol'u, Portekizli'yi, Ermeni'yi, İranlıları ve hatta Kürtleri dahi üstün ve beyaz ırk görür. Biz Türkleri ise aşağı ırk görürsünüz. Bu tür şımarık davranışlara devam ederseniz, sizlere zencilerin altına yatan kahpe kızlarınızı hatırlatmamız yeterli olacaktır. Biz Figiler düşünce sisteminin ideologlarıyız. Bu inanç dünden bugüne var olmamıştır. Bu yolda sınandık. İnsanların hayal bile edemeyeceği olaylara şahit olduk. Kendimizi dünyadan izole ettik. Bizi sevenlere sırt çevirdik. Mutluluğu aramadık. İnancımız için her şeyden vazgeçtik. Ruhumuzu sevgiye, aşka, huzura ve zevke kapattık. İskender firavunları Acem şahlarını etkisiz hale getirmiş. Türkistan'a kadar gelmiştir. Ancak Berduş'un tekidir. Orduyu arkasına takıp oradan oraya serseri gibi dolaşmıştır. Otur kanun yap, devleti sağlama al. Sadece toprak fethederek nereye kadar? Gerçi aynı Berduşluğu bizim Kara Mustafa Paşa ve Avcı Mehmet de yapmıştı. Ama sonra duvara tosladı. Bir de Fatih kardeş katli diye bir şey koydu orada. Osmanlı Türk İmparatorluğunu esas büyük yapan da zaten budur. Ancak İskender tahta geçerken Kundak'taki kardeşini öldürmesi makul oldu. Ama Fatih'in Kundak'taki kardeşlerini öldürmesi ise canilik. Ne desek bilemiyoruz. Her yerden samimiyetsizlik fışkırıyor. Bu İskender, Makedonya Kralı Berduş İskender, ölmeden önce yanına gelen generalleri kimin başa geçeceğini sual etmişti. Berduş ise ölüm döşeğinde şunları söylemişti. En güçlü olanınız. Bu nedir lan şimdi? Alın devletin anasını sikin demek. Gerçekten de öyle oluyor zaten. Son olarak Berduş Acemlere ait tarihi kenti yakıp yıkmıştır. Berduş İskender yakınca bravo alkış, ama biz Konstantinopolis'i alınca şerefsizlik, canilik, pis Türkler vesaire vesaire oluyor. Hay sizin samimiyetinize sokayım. Utanmadan Konstantinopolis'i almamıza da şunu ilave ederler. Güya şehirden bir hain bize surun kapılarını açmış. Ulan sanki biz Age of Empires oyununda köylülerle şehir kuşatıyoruz da kapıyı açın içeri gireceğiz diyoruz. Buna kargalar bile güler. Hülasa diyeceklerimiz budur. Bu düzenden ve hayatınızdan memnunsanız siktirin gidin. Değilseniz durun ve bizi dinleyin. Figiler düşünce sistemine iman edecek kara ruhlular. Hakikat ne çöllerde, ne bozkırda, ne de okyanus ötesindedir. Karanlık, kanlı ve ızdırabın olduğu yerdedir. Biz karanlıktan geçtik, ruhumuzu teslim ettik.
kan payımızı verdik, niyetimizi ödedik. Izdırabımızı çektik, yaşam anahtarına kavuştuk ve hakikati gördük. İnsanları uyarıyoruz. Bildiğiniz hiçbir şey gerçek değildir. Sigara düşünce sistemi mutlaka bu dünyaya hükmedecektir. Bütün canlılar, insanlar, bitkiler, hayvanlar, hatta yıldızlar dahi sigiler düşünce sistemine hizmet etmek için yaratılmıştır.